Hoş geldiniz. Tabii ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bitcoin'de arkadaşlar gece hem aylık hem de haftalık kapanış gerçekleşecek. Bununla da birlikte tabii ki çok kritik bir durumdayız. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda e, aylıkta 20 binlerin zaten kafadan üzerindeyiz. Yani biliyorsunuz psikolojik bir seviye zaten. 2018'in e, zirvesine dayanması münasebetiyle arkadaşlar. Çünkü yılların e, öncesine gerilediğimiz için, çok ciddi gerilemeler yaşadığımız için 4 yıl önceki seviyelerden, ATH'dan alan adam bile aslında e, fiyatında zararları gördü. E Bu da belli başlı. Psikolojik sıkıntılar dediğim gibi oluştu. tabii ki psikolojik sıkıntılardan kasıt şey e, psikolojik seviyeden bahsediyorum yani işin ehemmiyetini anlamak amaçlı. Şimdi özellikle arkadaşlar burada bizim aylıktaki hareketli ortalama yani 21.6'ların üzerinde kapatmamız genel anlamda olumlu olacak. Ha keza haftalıktaki EMA 200'den çokça bahsediyorduk. Burada da bakın yine bu seviyenin üzerindeyiz yani 22.800. 22.800'ün 22 uzun lafın kısası üzerinde bu gece kapanış bekliyoruz. E, kaldı ki zaten bunun gerçekleşme ihtimali de hayli yüksek arkadaşlar. Çünkü e, baktığımızda şöyle bir Bitcoin gazı da aldı, değil mi? E, genel anlamda Fed'in faiz kararından sonra bir e, yukarı yönlü bir düzeltme yaşadı arkadaşlar. O yüzden bu işin açıkçası devamını bekliyoruz. Zaten 4 saatlikten ayrılmadığımız sürece RSI pozisyonları da şu anda değerleri de müsait. Herhangi bir kısa vadede sıkıntı yok anlamına geliyor. Saatlikte düşmüşüz ama bu tabii ki bir geri testle tekrar yukarı yönlü hareketlere gidebilir. Ama şu konuda uyarayım arkadaşlar. Gün içerisinde yine 23 binlere kadar geri çekilmeler gelme ihtimali ee, var. Bunu da şimdiden söylemiş olayım ama bu bir sıkıntı değil. Olumlu kapanış için zaten seviyeleri belirttik. Zaten e, dominansa baktığımızda şöyle saatlik ne alaka ya? E, dominansa baktığımızda yine hiç fena seviyelerde değiliz arkadaşlar. Tabii ki önceki aylara göre vesaire oldukça yüksek bir dominansa sahibiz. Ama önceki gördüğümüz zirvelere göre bu düşüşler aslında e, olası yükselişlerde Bitcoin'in Ağustos ayı içerisinde özellikle belirttiğimiz kapanışlarla 28.5'lar rahatça gelebilir. E bu durumda düşük dominans da aslında altcoin'leri canlandırmaya yarayacaktır. Bakalım kapanışı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.